Çocuklar, ağaçlar çok sık burada. Biraz eğilmemiz gerekiyor. Muhammed, hadi bir sihirli sözcük söyle bize. Açıl susam açıl. Hadi fırmaz yerine. Bir masa uydurdum, başka sığmaz hasatim. Ortakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masa uydurdum, başka sığmaz hasatim. Sihirli sözcükleri söyleyin. Sihirli sözcük neydi? Dede çıkarmaya çalışmış. Bir türlü çıkmamış. Yardım istemiş. Kimden yardım istese? Nine dedenin arkasına geçmiş. İkisi beraber havuç tohumuna asılmışlar. Hadi biz de onlara yardım edelim. Böyle asalım. 1, 2, 3. Çekil. Bu bir masal ve hikaye anlatıcılığı bir seçmeli ders olarak açtık. Sonrasında bu ders içinde böyle bir ortam oluşturduk. Niye biz bu dersi açtık? Şu an 2000 doğumlu öğrencilerimize soruyorum. Yani sınıflarda sadece masal dinleyerek büyüyen var mı diyorum. 1-2 kişi parmak kaldırıyor. Ne yazık ki bu masal anlatıcılığı unutulmaya yüz tuttu. Devletimizin de böyle ara ara bununla ilgili politikaları var. Ya canlandırmak üzere bir şeyler yapılıyor. Ben de bunu neden öğretmen adaylarına kazandırmayalım, öğretmeyelim? Çünkü masalların hem değer aktarımı, kolektif bilinç oluşturma, güzel Türkçemizi, zenginliklerini öğretme açısından daha bir sürü faydası var çocuklar üzerinde, bizim öğretmen adaylarımız üzerinde bir sürü faydası var. Bu hareketle bu dersi açtık. Tabii masal anlatıcılığı ders içinde böyle bir ortama ihtiyaç vardı. Dekanlığımızın da desteğiyle çok güzel bir atölye oluşturduk. Hem burada sadece öğretmenler adaylarını eğitmiyoruz. Topluma, bizim akademisyenlerin diğer bir görevi de topluma katkıdır. Böyle okulları bize talep edenler, okulları misafir ediyoruz. Hem öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyorlar. Hem de bir nebze de olsa çocukları masallarla buluşturduğumuz için mutlu oluyoruz. Bildiğim kadarıyla olduğunu zannetmiyorum. Geçen üniversitemiz bir akreditasyon sürecinden geçti. Fakültemizde de bazı bölümler. Gelen değerlendirici hocalarımız hiç karşılaşmadıklarını, hatta birçok da övgü aldık. Keyifle derslerimizi dinlediler. Çok da güzel paylaşımlarda bulundular. Bence çok keyifliydi. Çocuklar çok güzel dinlediler. Şunu da söylemek istiyorum Alparslan Bey. Biz burada sadece düz bir masal anlatmıyoruz. Etkileşimli ya da interaktif masal. Şu anda çok popüler gündemde. Ne demek bu? Biz çocukları da masala dahil ediyoruz. Yani sadece anlatıcı bir şeyler söylemiyor burada. Çocuklarla beraber anlatıyoruz. Çünkü çocuklar ekran çocuğu. Dikkatleri çok kısa. Masalların bir de o özelliği var, bu dinleme eğitimi. Zaten bizim iletişimsizlik sorunumuzun en önemli sebebi dinlemeyi bilmeyen bir milletiz. Aslında benim bu dersi açmamda en büyük neden buydu. Öğretmen adaylarının masal anlatıcısı olarak yetiştirip sınıflarında bunu en azından dinlemeyi bilen çocuklar yetiştirmek için bile kullanabilirler diye düşündük. Sütten ne yapabilir nine? Sütlaç.
Ben Zeynep Alter, okul öncesi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Şöyle, bölümüme yönelik olduğu için öncelikle seçtim. Zaten okul öncesi öğretmenliği okuduğum için bana bir katkı sağlayacak bir ders seçmek istedim. Masalın da bana çok büyük katkısı olacağını düşündüm. Bu yüzden masal dersini seçmek istedim. Bugün minik öğrenciler misafiriniz. Evet. Nasıl geçti? İlk defa bu kadar çocukla bir arada bir masal okudum. Çok heyecanlıydım. Evet, anlattım. Çok heyecanlıydım. Çok güzel geçti, çok güzel dinlediler ve ben de çok büyük bir deneyim kazandığımı düşünüyorum. Çok heyecanlıydı. Sizi yemek isteyebilir. Hayır, açma. Çünkü anneleri geldi sanmışlar. Kapıyı açmışlar. Şengülüm ne yapmış? Hemen korktular, gidip saklanmışlar. Hayır, kut Şengülüm'le Şüngülüm'ü de aramış, taramış. Aramış, taramış. Hep birlikte Hayır Kut'un yerine geçip Şengülüm'le Şüngülüm'ü arayalım. Mengülüm nerede? Mengülüm nerede? Ne oldu demiş. Şengülüm'le Şüngülüm de Hayır Kut geldi ve Mengülüm'ü kaçırdı anne demiş. Ben Ceren Çelik, İngilizce öğretmenliği 4. sınıf okuyorum. Öncelikle çok sevinçliydik, heyecanlıydık da. Öğrenciler geleceği için böyle bir sınıf oluşturduğumuz için çok mutluyuz. Önce öğrenciler gelmeden önce prova yaptık hep birlikte. Daha sonra işte öğrenciler geldi, masalımızı anlattık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Masal sınıfımızı diğer öğrencilerimize de paylaşmak istiyoruz. Bu şekilde. Tabii ki de amacına ulaştı. Zaten bizim amacımız da çocukların kalbine dokunmaktı. Böyle bir sınıf kurduk. Onları masalın içinde hissettirdik kendilerini. Masalın içini yaşadılar ve masalın içinden bir ders çıkarıyorlar. En önemlisi bu. Çocuklara masal anlatırken hedeflediğimiz masaldaki o dersi çıkarabilmek. Ve bu sınıf sayesinde çocuklara o istediğini ulaştırdık. Bir şekilde ineğe gitmiş. Aman inek, sultan inek, canım inek. Şöyle söyleyeyim, bu sınıfın yapılma aşamasında fakültemizin bir akreditasyon süreci geçirdiğini belki hani duymuşsunuzdur, söylemişlerdir. Fakültemiz EBDAT tarafından bir akreditasyon sürecine dahil olmuştu. O süre zarfında da fakültemizde özellikle okul öncesi sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin masal anlatıcılığı dersini ve geleneğini devam ettirme adına bir sınıfa ihtiyacımızın olduğu ortaya çıktı. Bunu özellikle de paydaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda dile getirmişlerdi. Biz de bununla alakalı bu sınıfı yaptık, dizayn ettik sağ olsunlar. Ve daha sonra da öğrencilerimizle özellikle bizim okul öncesinde ve Türkçe öğretmenliği bölümünde seçmeli ders olarak programımızda var olan hikaye ve masal anlatıcılığı dersini burada daha canlı, daha bilinçli bir şekilde yapma şansına sahip olduk. Bundan dolayı da bizim zaten var olan törelerimizi, geleneklerimizi ve nesilden nesile aktardığımız bir takım değerlerimizi masallar aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş bu masal anlatıcılığı geleneğimizi, töremizi de bu şekilde devam ettirme şansımız oluyor. Öğrencilerimiz okullara atandıklarında veya paydaş birimlerimize atandıklarında bu geleneği devam ettirme şanslarını burada yakalamış olacaklar. Bizim için çok güzel bir masal sınıfı anlatmışlar. Çok güzel hikayeler anlattılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu masallardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Yani bir dahaki sefere yine de gelirsek buraya, yani bu sefer masal anlatalım biz. Çok teşekkür ediyoruz masal buradaki öğretmenlerimize. Yani çok güzeldi. Çok sevdim bu masalları ben. Ben de evde izlerim belki bir gün. Yani çok sevdim bu masalları. Hangi masalları çok sevdin? Şu şey, demirci masalını, onu çok sevdim. Bir de şey, şu ekranı çok sevdim. Tamam. Bize çok güzel bir masal anlattılar. Çok beğendik. Onlar çok iyi biri. Ben onları çok sevdim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hocam ya, ben yapayım.